Başkalarından farklı ve orijinal olmak. Yaşam tarzıyla, kıyafetiyle, saç şekliyle diğer insanlar arasında ilgi çekmeye çalışmak. Hemen her dönemde ve her toplumda bu şekilde dikkatleri üzerlerine toplamaya çalışan kişiler ve akımlar ortaya çıkmıştır. Bu kişi ve akımlar zaman zaman insanların ilgisini çekmeyi de başarmışlardır. Son yıllarda batılı toplumlarda alışılmışın dışında yaşam tarzıyla dikkat çeken yeni bir akım görülmekte. Karma felsefesi. Karma, Hinduizm, Budizm ve Kainizm gibi batıl doğu dinlerinde çok önemli yer tutan yanlış bir inançtır. Bu dinler gerçekte batıl öğretilerden, akla ve mantığa aykırı uygulamalardan ibarettir. Buna rağmen bu batıl dinlerin gizemli, mistik ve hayret verici özelliklere sahip oldukları izlenimi oluşturulmaya çalışılır. Örneğin Budizm'in ortaya çıkışı insanlara efsanevi, uhrevi bir masal olarak aktarılır. Budizm'i anlatan kitaplarda ya da filmlerde bu da büyük bir gizem kaynağı olarak gösterilir. Bu konuda sık sık konferanslar düzenlenip Budist rahiplerin hayatları da batılı insanlara sırlarla dolu, dolayısıyla dikkat çekici olarak tanıtılır. Böylece diğer insanlardan farklı olmaya özenen kişiler için Doğu kültürü önemli bir araç haline getirilir. Bu kişilerin ilginç kıyafetleri, kazıtılmış saçları, hurafelerle dolu ibadet şekilleri, törenleri, yaşadıkları yerler, yoga ve meditasyon gibi uygulamaları bazı insanların ilgisini çekmektedir. Ayrıca bu batıl dinler bir kurtuluş yolu olarak da sunulmaktadır. Hatta barış, güven, hoşgörü ve huzur dolu bir hayatın yolu olarak lanse edilmektedir. Oysa gerçekler çok farklıdır. Ganj nehrinde yıkanarak günahlarından arınacaklarını zanneden Hindular. Buda heykelleri önünde secdeye kapanan, bu heykellere yiyecekler sunan Budistler. Karanlık ve kasvetli ortamlarda yetiştirilip dünya ile bağlantısı kesilen çocuklar. Doğu dinleri kendine kapılan insanları büyük bir karamsarlığın içine çeker. Bu insanlar dünyada her şeyin başıboş olduğunu sanmanın korkusu, tedirginliği ve huzursuzluğu içinde yaşamlarını sürdürürler. Bu dinlere inananlar huzur ve mutluluğu ararken taştan yapılmış putlardan medet uman zavallı insanlara dönüşürler. Karma inancının kabul edildiği batıl dinlerde ahirete iman yoktur. İnsanların ölümden sonra yeryüzüne tekrar tekrar döneceklerine inanılır. Yani reenkarnasyona. İşte günümüzde batı toplumlarında belirli çevrelerde yaygın kabul gören reenkarnasyon inancı, sözünü ettiğimiz bu karma felsefesinden kaynaklanır. Bu sapkın inanca kapılan insanlar, sözde önceki hayatlarında bir prenses ya da bir kızılderili olduklarına dahi inanabilmektedirler. Ya da sonraki yaşamlarında bir köpeğe, çiçeğe ya da balığa dönüşeceklerine ve bu dönüşümün sürekli devam edeceğine. Kur'an ayetleri okunduğundaysa bu inancın çok büyük bir aldanış olduğu anlaşılmaktadır. İnsan, batıl reenkarnasyon inancında iddia edildiği gibi tekrar tekrar dirilip dünyaya dönmeyecektir. Aniden gelecek ölümüyle birlikte dünya üzerindeki hayatı sona erecektir. Çevresindeki tüm insanlar,
arkadaşları, akrabaları, kısaca dünya üzerinde var olan her insan daha önce yaşamış milyarlarca kişi gibi mutlaka ölecektir. Ölümden sonra ise yeni bir dünya hayatı değil, ahiret hayatı başlayacaktır. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz onun hayatına son verirler. Onlar bu işte ne eksik ne fazla kusur etmezler. Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm yalnızca O'nundur ve O hesap görenlerin en süratli olanıdır. Batıl reenkarnasyon düşüncesinin temelini karma inancı oluşturur. Buna göre insan geçmişte ne yapmışsa gelecekte onu görecektir. Bu sapkın inanışa göre insan dünyaya sürekli yeniden gelmektedir ve bir sonraki yaşamında bir önceki yaşamında yaptıklarının sonucunu almaktadır. Reenkarnasyona inanan biri, şu anda yaşadığı hayatın, sözde bir önceki hayatındaki davranışlarına ve ahlakına bağlı olduğuna inanır. Buna göre, bugün zengin veya başarılı olan bir kişinin, geçmiş hayatında iyi bir insan olduğu için, bu hayatında zenginlikle ödüllendirildiği düşünülür. Aynı şekilde fakir, sakat ya da başarısız olan bir kişinin geçmiş hayatında kötülükler yaptığı ve bunun karşılığını şimdiki hayatında bu şekilde aldığı iddia edilir. Hatta bu batıl iddiaya göre insan yaptığı kötülüğe göre bir sonraki yaşamında bir bitki veya bir hayvan görünümünde de olabilmektedir. Akıl ve mantık dışı karma inancına göre yaşam boyunca yapılan kötü davranışlar kötü karma oluşturur. Bu da insanın bir sonraki yaşamında aşağı bir bedene sahip olmasına sebep olacaktır. Aynı şekilde iyi davranışlar da sözde iyi karma oluşturur ve bundan dolayı kişi bir sonraki hayatında yüksek bir beden elde edecektir. Hurafelerle dolu reenkarnasyon inancına göre kişi son olarak da en yüksek bedende yer alan bir rahip olarak dünyaya gelecektir. Böylece bu insanın sözde hayat çemberi sona ermiştir ve bu kişinin nirvana'ya ulaştığına inanılır. Batıl karma inancına göre bir ruhun erişebileceği en büyük mutluluk budur. Oysa insanlara bir hayal dünyası sunan karma inancı gerçekte çok büyük bir aldanıştır. Burada kısaca özetlediğimiz karma ve reenkarnasyon inancının akıl dışı bir hurafeden ibaret olduğu çok açıktır. Karma inancının peşinden gidenler ölümün sadece yeni bir hayata geçiş olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle ahiret hayatını inkar ederler. Halbuki bu, kişinin kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Her insan ölecek, hesaba çekilecek, tüm yaptıklarının karşılığını adil bir şekilde alacaktır. Ölüm, insanların geçici ve çok kısa süren dünya hayatlarının sonudur. Sonsuz ahiret hayatlarının ise başlangıcıdır. Kur'an'da bu kesin gerçek şöyle haber verilir. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir.
dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Bir başka Kur'an ayetinde de şöyle buyurulur. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Burası Ganj Nehri. Hindu inanışlarına göre öldükten sonra bedeninin yakılıp küllerinin Ganj Nehri'ne atılması gerekiyor. Ölüler otobüslerle buraya taşınıyor. Sonra Hindu rahipler eşliğinde yakılması için burada büyük bir tören yapılıyor. Eğer küllerin bir kısmı dahi bu sulara atılmazsa, o kişinin bir sonraki hayatında çok büyük azaplarla karşılaşacağına inanılıyor. Bu insanların tek korkuları ölümle birlikte yok olup gitmek. Bunun için körü körüne akıl dışı bir düşünce olan reenkarnasyona inanıyorlar. Batılı toplumlarda da pek çok insan için reenkarnasyon aynı anlama geliyor. Ölümden kaçmak. Ölüm bu insanları çok ürküttüğü için ya ölümü hiç düşünmek istemiyor ya da reenkarnasyon gibi batıl düşüncelere inanarak kendilerini teselli etmeye çalışıyorlar. Oysa ölümle birlikte insan yok olmaz. Yok olan sadece insanın bedenidir. Ruhuysa Allah'ın yarattığı yeni bir bedenle sonsuza kadar yaşayacaktır. Ancak bu yeni hayat, reenkarnasyon inancında olduğu gibi yeni bir dünya hayatı değil, ahiret hayatıdır. Ahirete iman etmek, İslam dininin en temel konularından biridir. Dolayısıyla bir Müslümanın ahiretin varlığını inkar eden bir inancı doğru bulması veya bu inancı kendine rehber edinmesi mümkün değildir. Bu batıl inancı kulaktan dolma bilgilerle, bir özenti nedeniyle ya da bir moda gereği benimseyenlerin bu gerçeği mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Her insan dünya hayatında yaptıklarının karşılığını ahirette alacaktır. Ya sonsuz nimetlerin olduğu, aklının alamayacağı güzelliklerle, mutluluk ve huzurla dolu cennet hayatına kavuşacaktır, ya da dayanılmaz azap ve acılarla dolu cehennem yurduyla buluşacaktır. Takva sahiplerine vaat edilen cennet, onun altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup sakınanların mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Dünya hayatı her insan için
göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir imtihan yeridir. Her insan ortalama 50-60 yıllık dünya hayatı boyunca tüm yaptıklarının karşılığını ahirette alacaktır. Yani insanların ölümü gördükten sonra bir daha dünyaya dönüp yaptıkları hataları telafi etme imkanları yoktur. Allah, dünya hayatının amacının ne olduğunu bir ayetinde şöyle bildirir. O, amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Karma inancındaysa dünya hayatı, bir önceki hayatın bir sonucu ve bir sonraki dünya hayatının nedenidir. Bu sapkın düşünceye göre dünya hayatı hiç bitmez. Ölen bir insan başka bir bedenle tekrar bu dünyaya geri döner. Ancak bu doğru değildir. Ölümle birlikte her insanın dünya hayatı sona erer ve ahiret hayatı başlar. Bir insanın hayatı boyunca karşısına çıkan tüm olaylar Allah'tan bir deneme olarak yaratılmıştır. Bir insanın zengin veya ünlü olması, o insanın karma inancında olduğu gibi sözde geçmiş hayatında yaptığı iyiliklerin bir karşılığı değildir. Allah o insanı zenginlik ve şöhretle denemektedir. Önemli olan o kişinin sahip olduklarına şükredenlerden olup olmayacağıdır. Aynı şekilde fakirlik ve zorluk içinde yaşayan bir insanın da geçmiş hayatındaki kötülüklerinin karşılığını gördüğü yönündeki inanç batıldır. Allah bu insanı da zorluk ve sıkıntıyla denemektedir. Bu şekilde denenen insanların her koşul altında Allah'a tevekkül etmeleri ve sabrederek Allah'tan razı olmaları gerekmektedir. Çünkü her insan yaptığı kötülüğün veya iyiliğin karşılığını ahirette en adaletli şekilde alacaktır. Dünya hayatı ise geçici, çok kısa süreli bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurduysa asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Allah, insanlara korumaları gereken sınırları, kendisinin hoşnut olacağı ve olmayacağı her şeyi açıkça bildirmiştir. Her insanın Allah'ın Kur'an'da bildirdiği güzel ahlaka titizlikle uyması, dünyada kendisine verilen süreyi ahiret için en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Çünkü ölüm, insana bir kere geldiğinde dünyaya tekrar geri dönüp eksiklerini telafi etme gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Nitekim Kur'an ayetlerinde insanlar bu konuda şöyle uyarılmaktadır. Sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki, Rabbim, beni geri çevirin ki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Asla. Gerçekten bu yalnızca bir sözdür, bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerinde diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel vardır. Karma felsefesinde kadere iman yoktur. Her insanın kendi kaderini kendinin belirlediği gibi gerçek dışı bir fikre inanılır.
karmaya göre bir insanın içinde bulunduğu hayat şekli tamamen kendinin bir önceki hayatındaki tavrına bağlıdır. Yani bu insan şu an yaşadığı hayattaki kaderini bir önceki hayatında kendi eliyle belirlemiştir. Oysa gerçekte bir insanın kaderini belirleyen, her karşılaştığı olayı yaratan, bu olayları ve hayatını daha o insan doğmadan önce belirleyen Allah'tır. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır. Dünya üzerinde geçmişte yaşamış ve gelecekte yaşayacak olan insanların her anları, her halleri, anne rahmindeki cenin hallerinden ölümlerine, okula kayıt oldukları günden saçlarında ilk beyaz telin oluştuğu saate kadar her anları Allah katında belirlenmiş, yaşanmış ve görülmüştür. Bu, dünya üzerindeki bütün insanların kaderleri için bu şekildedir. Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderle yarattık. Her insan kayıtsız ve şartsız, istese de istemese de Allah'ın kendisi için belirlediği kaderine teslim olmuştur. İnsan nasıl geçmişini değiştiremezse geleceğini de değiştiremez. Söz gelimi hayatının dönüm noktası olarak gördüğü bir görüşmeye giderken, yoldaki trafik nedeniyle bu görüşmeyi kaçıran bir insan, bir anda büyük bir ümitsizliğe düşebilir ve başına gelenleri bir olumsuzluk olarak nitelendirebilir. Hatta keşke evden biraz daha erken çıksaydım da başıma bunlar gelmeseydi diyebilir. Oysa bu insan o anda boş yere yakınmaktadır. Çünkü o kişinin o gün evden hangi saniyede çıkacağı, hangi yollardan, hangi araçları kullanarak buluşma yerine doğru gideceği, daha o insan doğmadan önce Allah katında bellidir. Ve Allah, her olayı olduğu gibi bu olayı da o insan için en hayırlısıyla yaratmıştır. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Allah her insanı olayları kendisi yapıyormuş hissiyle yaratır ve insan bu hisse uyarak her konuda elinden gelen çabayı gösterir. Örneğin bir kitap yazmaya karar verdiğinde o konuda araştırma yapar, dikkatle düşünür, yazdıklarında titizlik gösterir, tekrar tekrar kontrol eder. Ama bu esnada kaderde hazır olan kitabı aşama aşama hazırlamaktadır ve her aşamada kaderde belli ve hazırdır. Kapının çaldığını duyduğunda da elindeki işi bırakır ve kalkıp kapıyı açar. Ama bunların hepsi kaderinde belirlenmiş olaylardır. Allah, ayetlerinde insanların yaptıkları fiilleri yaratanın ve o fiillerin asıl sahibinin kendisi olduğunu şöyle bildirir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Oysa
sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır. O halde akıl ve vicdan sahibi her insan, her konuda elinden gelen çabayı göstermeli, ancak tüm çabasının ve elde ettiği sonuçlarında Allah katında önceden yaşanmış, görülmüş ve sonuçlanmış olaylar olduğunu bilmelidir. Karma ve reenkarnasyonun ne olduğu hakkında birçok insan büyük bir bilgisizlik içindedir. Bazı kişilerse bu batıl inancın ilahi dinlerle uyum sağlayabileceği gibi çok büyük bir yanılgıya düşebilmektedirler. Oysa reenkarnasyon İslam dininde yer almayan batıl bir inanıştır. Her insan mutlaka ölümü yaşayacaktır. Ancak bu ölüm sadece bir kez olacak ve hiç kimse öldükten sonra tekrar bu dünyaya geri gelmeyecektir. İnsanların öldükten sonra dünya hayatına geri dönemeyecekleri Kur'an'da çok açık olarak bildirilmektedir. Sizden birinize ölüm gelip de "Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen, ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam" demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Oysa Allah, kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. İnsan, Allah'ın can vermesiyle hayata gelir, sadece tek bir hayat yaşar ve ecel vakti geldiğinde ölür. Ölümden sonra yeni bir dünya hayatı değil, ahiret hayatı başlar. Allah, insanların ölümü ve diriltilmesiyle ilgili şunları bildirmiştir. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken sizi O diriltti, sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürüleceksiniz. Bir takım insanlar bu ayeti açık anlamından saptırarak Kur'an'da reenkarnasyona işaret olduğu yönünde çarpık bir yoruma girerler. Bu yanlış yorumlama kimi zaman art niyetten, kimi zaman da cehalet ve akılsızlık nedeniyle Kur'an'ı gereği gibi anlayamamaktan kaynaklanır. Buraya kadar incelediğimiz ve bundan sonra da konuyla ilgili olarak göreceğimiz Kur'an ayetleri tek bir dünya hayatı ve bu hayatın sonunda tek bir ölüm olduğunu, ölümden sonra dünyaya geri dönüş olmadığını ve sonsuz ahiret hayatının başladığını açıkça ispatlamaktadır. Bu ayetin anlamı ise çok açıktır. Allah ayette insanın başlangıçta ölü olduğunu bildirir. Yani insanın yaratılışının temeli toprak, su, çamur gibi cansız maddelerdir. Daha sonra Allah bu cansız yığına bir düzen içinde biçim verip onu diriltir. Bu dirilişten belli bir süre sonra insan yaşamı sona erince tekrar öldürülür ve toprağa geri döner. Çürüyüp ufalanıp toz haline gelir. Bu da insanın ikinci defa ölü haline geçişidir. Geriye ise son kez diriltilmesi kalmıştır. Bu da ahiretteki dirilmesidir.
Sonuçta bu ayetten tek bir dünya hayatı olduğu, bu hayatın sonunda ölerek ahirete geçildiği net olarak anlaşılmaktadır. Ayette ölümden sonra dirilerek tekrar tekrar dünyaya gelme gibi bir anlam çıkmadığı açıktır. Allah başka ayetlerde de insanın dünyaya geldikten sonra tek bir ölümden başka ölüm tatmayacağını şöyle bildirir. Orada ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar ve Allah da onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden bir fazıl ve lütuf olarak. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Kur'an'da cennet halkının dünyadaki ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklarını öğrenmelerinden sonraki sevinç ve mutluluk ifadeleri şöyle haber verilir. Nasıl? Biz ölecek olanlar değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka, öyle mi? Ve biz azaba uğratılacak olanlar değil miymişiz? Şüphesiz bu, asıl büyük kurtuluş ve mutluluğun ta kendisidir. Tüm bu ayetler ölümün sadece bir kez olduğunu son derece açık ve kesin olarak ortaya koymaktadır. Kim insanlar her ne kadar ölüm ve ahiret korkularını yenmek ve kendilerini teselli etmek için reenkarnasyon gibi batıl inançları kabul etmek isteseler de gerçek olan öldükten sonra bir daha dünyaya gelmeyecekleridir. Her insan ahirette diriltilecek ve bir daha geri dönüşün mümkün olmadığı, dünya hayatında yaptığı her şeyin hesabını verecektir. Karma inancının iddiasına göre her insan yaptığının karşılığını bir sonraki hayatında alır. Elbette ki bu bozuk mantıkta reenkarnasyon inancının bir ürünüdür. Ölümden sonra tekrar yeni bir dünya hayatına dönmek söz konusu olmadığı için bu mantıkta gerçek dışıdır. Gerçekte ise her insan ölümünden sonra hesap günü geldiğinde diriltilecek ve dünya hayatında yaptıklarından sorgulanacaktır. Bu sorgulama sırasındaysa hayatı boyunca her yaptığı, her konuştuğu ve her düşündüğü tek tek önüne gelecek, eline verilen kitapta hiçbir şey eksik bırakılmayacaktır. Yani iyi ile kötünün dünya hayatı boyunca yaptıklarının karşılığını tam olarak alacakları zaman hesap günüdür. İnsanların tüm dünya hayatından sorgulandıkları bu hesap gününde hiçbir insan en küçük bir haksızlığa dahi uğratılmadan yaptıklarının karşılığını görecektir. Bizse kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz. Allah'ın varlığına inanan, aklı ve vicdanıyla düşünen her insan, adaleti sağlayanın, her insana dünya hayatı boyunca yaptıklarının karşılığını eksiksizce ödeyenin, batıl karma inancı değil, her şeyi her an gören, herkesin en gizlisini bilen, üstün ve güçlü, tüm evrenin hakimi olan Allah olduğunu bilir. Allah, birçok ayetinde iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını eksiksiz olarak verenin kendisi olduğunu bildirmektedir. Kim bir iyilikle gelirse artık kendisine daha hayırlısı vardır ve onlar o günün korkusuna karşı güvenlik içindedirler.
kim bir kötülükle gelirse artık onlar da ateşe yüzü koyun atılır ve onlara yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz denir. Adaletle hüküm verilebilmesi için o insan ve olaylar hakkında görülen ve görülmeyen tüm detayların bilinmesi gerekir. Örneğin bir insanın bir davranışı hangi niyetle yaptığı, kimsenin görmediği yerlerde ve zamanlarda ne düşündüğü ve ne yaptığı gibi her şey bilinmeli ve ona göre karar verilmelidir. Her şeyi bilen, görülmeyeni görense sadece Allah'tır. Bu nedenle insanlar arasında mutlak adaletle hükmedecek olan yalnızca Allah'tır. Kendilerine yol gösterici olarak hak olan din dışında karma inancı gibi batıl kanunlar, kurallar, efsaneler seçenlerse çok büyük bir yanılgı içindedir. Onlar peşinden gittikleri inancın insanlar arasında adalet dağıtmaya, insanları tekrar dirilterek onların yaşamlarını belirlemeye güçleri olmadığını göz ardı etmektedirler. Bu kişiler bilmelidirler ki insanların tek yaratıcısı, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Hak melik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir. Dünya üzerinde kaoslar, kargaşalar, sıkıntılar ve çekişmeler yaşanıyor. Birçok insan bu ortamdan uzaklaşmanın, huzurlu bir hayat kurmanın yollarını bulmaya çalışıyor. Ancak bazı kişiler çözümü hak dine tabi olmakta bulacaklarına, çoğu zaman sapkın öğretileri benimsemekte arıyor. Karma gibi felsefelerin kendilerini yaşadıkları sıkıntılardan, mutsuzluklardan kurtaracağını umuyorlar. Oysa gerçek mutluluk ve huzuru yaşamak ancak bir tek yolla mümkündür. Kur'an ahlakını yaşamakla. Bir insanın hem dünyada hem de ahirette güzel bir hayat yaşamasının tek yolu Allah'ı sevmesi, ondan korkup sakınması, onu dost edinmesi ve onun Kur'an'da bildirdiği sınırları korumasıdır. Karma gibi Kur'an'ın dışındaki batıl inançlar, insanların mutlulukları ve güzel bir hayat yaşamaları için gerçek çözüm olamazlar. Bu inançların içerdiği kanun ve uygulamaların insanlara güzel ahlak, toplumlara da gerçek anlamda huzur getirmesi mümkün değildir. Bu dinlerin yaygın olduğu, hatta milli din olarak kabul edildiği ülkelerdeki yaşam koşulları ve adaletsizlikler bunun en açık örneklerindendir. İnsanların sıkıntı duydukları, düzeltmek istedikleri her şeyin çözümü Kur'an'da bulunmaktadır. Nitekim Allah, Kur'an'da insanları sıkıntıdan kurtaranın kendisi olduğunu bildirmektedir. De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Kur'an,
insanları kurtuluşa götüren, onları ölümden sonraki sonsuz hayatları için uyaran, doğru yolu gösteren Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak isteyenler için rehber olan tek kitaptır. Ve Kur'an'da tebliğ edilen İslam dini Allah'ın insanlar için seçtiği tek dindir. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O ahirette de kayba uğrayanlardandır.